alt tarafa alsalar yani AD carry alsalar daha iyi olabilir dedi. Şu an Zez eşleşimi gördü ve rahat bir şekilde o Twisted Fate'i aldı. Yine hemen hemen benzer bir kompozisyon Pabra Supermassive'den. Ben DP'yi daha çok beğendim. Ya istediğini aldı. Özellikle yani mavi tarafta Zed 2'dir istediği eşleşime gidiyor. Bu şekilde bu yapılan kompozisyon DP tarafından Supo yan koridorda oyun oynatmıyor her şeyden önce. Yapamazsınız. Daha önce bunun sonuçlarını gördük değil mi? Evet. Ve daha esnek olan taraf DP olacak. Sup hata yapma lüksüne sahip değil. Sup takım savaşı yapmak zorunda. Evet kompozisyonları takım savaşı yapabilir. Ama bir yandan da nar barı engelleri var birazcık. Johnny bir de şeyi karşılaştıralım. İlk maçta DP üst ve alt koridorda istediğin alan taraftı. Orta koridorda geri yaslanmıştı. Şimdi orta koridorda da geri yaslanmak zorunda değil. Evet. Aslında sonteknik.com Dark Passage erken oyunda daha güçlü bir beşliyle karşısına çıkıyor Supermassive. Aynen. Kapışma var. Bir acı duvarı daha. Yalnız buraya Twisted Fate gelirse evet. Artta beraber. Yok gelemez şu an. Evet Armut birazcık daha o koridoru. Orada 4 tane ortak main isabet etti Şef. Yalnız acı duvarı geliyor. Şimdi onun üzerine atayan bir Backton Tuar sıçra atıldı. Burada ilk kan dökülecek. Aaa skins'e gitti. Backton İşte yaratıcı anlı buydu. Skins. İksir de kullanıldıktan sonra koridorda kalmak isteyen taraf görünümünde. Şef de bu tarafa görüş almaya geldi. O yengeci istiyor. Şimdi de görüyoruz bu arada. Şeyin koridora hakimiyeti Kayseri'ye oyunun başına ne kadar sıkıntı çıkarıyor. Yalnız Lalt'ı girip de Şef'le önde kalan bir carry var. Sıçraya atıyor carry. Yavaşlatmadan çıkamadı. O Twisted Fate. Rüba giden bir skor. Görüş vermek için bu. Üst koridora gidiyor ama görüş de verdi. Backlund da geliyor buraya doğru. Unforgiven ve sıçrası var ama o sıçra da onu kurtarmayacak. Kullanmadı bile. Ve Backlund alt koridora gelip skoru buluyor. Son teklif.com Dark Passage. İlk kanı vermişti ama şimdi 2-1 önde. Bu biraz carry'e yazar ama. Yani o hamleyi yapmasa gerek var mıydı? Ki minler de geliyordu. Evet. Artus'un orada olduğu çok belli. Yani çok bedavi skor. Üstüne barikatlar dalındı. Ya zaten ormancı üst tarafta. Tabii. Kuşukları almak tabii istiyor. Yapmanız gereken tek şey o minin dalgalarını rahat bir şekilde almak ki Şef alt tarafta bir oyun yapmak istiyordu bu noktada. Yani ya ejder alacaktı ya da alt tarafta bir kule altı. Backlund'da çok rahat bir skor gitti bu noktada. DP'nin yapmak istediği şey aslında ona ikram etmiş oldu bu pozisyonda. Önden böyle desteğin atlamasıyla beraber. Bu arada sıçra geliyor. Fiesta. Ama 3 kişiler. Ofreli'ye çıktı buradan Patch yakalandı. Tüm hasarını bırakıyor. Skins pasifte tetikleniyor. Patch fazlasıyla tank. Patch çıkacak mı yoksa buradan çıktı gerçekten. Hayatta. Yani ne var ne yok. Tüm hasarını bıraktı Supo ama yetmedi Patch'e düşürmek için. Bu skor alacaklarına çok inanmışlardı. Her şeylerini attılar. Brand ultisi falan da gitti ama yetmedi hasar. Ama teselli armağanı, burada bir ejder. Az önce Gagal'ı üst tarafta Wicked'leri de almışlardı. Gagal'ları almıştık zaten de. Wicked'leri de almıştı. İlk görevleri yapmayı başaran taraf Sup. Yan koridora gideyim. Karşıma kimse gelemesin. Ben kuleleri alayım. Yalnız sıcatı yok. Skins onu bekliyor. Skins şimdiden yarışan gitti. Armut da geldi buraya. Hiçbir sihir darbisi yok Zest'in. Ve Armut'a giden bir skor. Bu noktada Armut Zest'in üzerine gidiyor. Leon ultisi kaçtı. Oh. Işından geliyor bu arada. Patch güzel yan adım. Zed sarı kartını çıkardı ama Armut Mega. Yüksek. Bu 15 saniye içerisinde bir savaşa ihtiyacı var. Sup'un yan savaşı yan taraf derken Rip'u durdurdu. Unforgiven Rip'un üzerinde. Nişancı'nın birebir durumda var. Rip buradan çıkmayı başarıyor. Arada kalan bir Armut var. Armut düştü. Backlund bir roket atlayışı daha. 2'de 2 Zed'de. Unforgiven bu arada Rip'u almayı başarmış arka tarafta. Carry o da sersemletiliyor. Unforgiven 2'ye 3 durumda ama çıkmak zorunda. 3'te 3 yapan bir Twisted Fate. Kartus ultisi de kara hasat yükünü topladı. Her tarafta da Şef yani ikisi de düştü evet ama yani Twisted Fate'i 3 skor rahat bir şekilde gitti. Bu arada bence ilk hamle iyiydi ama ikincisinde Ryup'u tamamen bırakıp savaşa dönse Unforgiven belki daha oynanabilir olurdu evet. Orası Sup için. Yukarı sıçra atıp takip etmesi o takım savaşından o zaman bayağı bir şey, uzaklaştırdı. Pres yapacaklardı yani iki taraftan 4 kişiyi böyle kapatabilirlerdi ama Ryup sevdası orada birazcık işleri bozdu. Bu arada Dağ Vadisi. Sup 2 ejdere sahip. Roket atlayışına yaptı. Carry sıçrayacak mı? Hayır. Zest'ten gelen bir ulti var. Leon ulti sadece yavaşlatıyor. Skins burada hedef olabilir. Sıçrası var Skins'in ama sarı kart geldi. Skins sıçrayla durdurdu. Canla çıkıyor. Backlund üzerine giden bir Unforgiven var. Güzel bir sersemleti ama Static 2 skor aldırdı. Unforgiven düşmeleri 2 skor bulurken Şef'te düşüyor. 3 ekibi değişim var. Şef'ten gelen bir ulti trajedi. Kaçtı yalnız. Fiesta alkanla ayaktı. Papara Supermassive kazanmayı başardı bu savaşı. Carry kurtardı burayı. Çok net carry kurtardı. İlk hamlede o carry yapmasa o hamleyi burayı DP dümdüz edecekti. Evet, Twisted Fate'in geldiği açı çok iyiydi. Rakibe bir yetenek tutturmak istiyorsunuz ama bombardımanın menziline girdiğinizde az önce gördük. Kerim müthiş oynadı, kurtardı gibi göründü. Sonra da işte son perdeyle falan skor alındı.
Skins için çok kötü bir durum bu. İki tane bombardımana karşı Brand oynamak. Bir şey de var. Ayakkabıya bakar mısın? Evet. Büyü direnci ayakkabısı, o kitle kontrol efektinden. Vay be, çok uzun süre sonra büyü nüfuzu çizmeleri haricinde bir çizme görüyorum. O nasıl acı verir biliyor musun o Brand'e? Birazcık daha 1-3-1'ler isminden söz ettirecek. Yani Kartus eşyaları aldı. O yanılıyor Fiesta. Orada Fiesta. Muazzam bir hasar çıkardı. Keride geliyor buraya. Fiesta aldı zaten. Gerek kalmadı bilekleri. Yok artık. Ve Kartus ultisinin mezeline girmedi. Tehdidine de girmedi. Bu müthiş bir skor. Bu çok ekstra. Hiç beklenmedik bir skor. Kule altında dövdü rakibinin Fiesta. Uyudu. Kimse bilmiyor. Bitiyor Baron. Şimdi Unforgiven. Gördü ama yardım etti. Bir şey yok. DF. Muazzam bir karar. Kırmızıyı da vermiyor. Zs şu anda birebir de Skins'e, kartı yok ama otomatik saldırıları çok fazla vuruyor. Skins her şeyini kullandı. Ulti de geldi. Son teklif.com Dark Passage. Hem Baron hem Ormancı paket halinde geldik iste. Burayı alacaklar. O bombardımanlar bu kuleyi. Armut'un ışınlanı var ama arka tarafı kullanılmaz. Sarı kart. Ulti de var kartı. Sende yok. Denenecek mi? Denenmeyecek gibi. Bu arada Kerry'den bir hamle kimseyi tutmadı. Çok güzel sıçra Zs'den önde kalan bir Armut. Leon ultisi bu sefer iyi geliyor ve Armut düşüyor. Son perde. Kartus ultisi devrede. Aradan bir skor. Fiesta'da düştü. Zs'de bir sarı kart daha var. Ama daha fazla ilerlemiyor rakibin üzerine alınan 3 tane skor. Bir de kule. Tertemiz. Fark 6000. Üçlüler çekilmeye başlandı. Tezahüratlar artmaya başladı. DF taraftarı acaba şampiyonluğun kokusunu mu aldı? Seri 2-0 artık çok yakın. Bence artık mucizeye ihtiyacı var Supun bu maçı çevirmek için. Ve 2-0'dan sonra sadece bir maçı kalıyor. Işınlan kullanıldı. Bence bu tamam mı devam mı takım savaşı ve evet. Bu savaşı kabulleniyor Sup 6000 altın gerideyken. Armut'u Mega'yı hazırladı, ışınlanı varsa bir kart tutuyor. Trajedi geldi. Önde kalan bir isim var. O isim Fiesta. Arkaya geliyor mu bu kişiler? Bu sesin en sağlam bir rakibi. Geldi. Şimdi Zs katıldı savaşta, sarı kartını çekti. Kerry burada yakalanıyor, bir pas atıldı orada. Arada kalan bir Unforgiven düştü. Toplamaya zıplamaya devam ediyor. Armut geldi ama artık bitti bu savaş. Sadece iki kişi ayakta Supermassive'de. Ve savunmaları gereken yaklaşık bir 30 saniyelik aralık var. Belki oyun bitmez ama en azından bir inhibitör. Bakalım fazlasını isteyecek mi DF? İnhibitör, orta tarafa da gidebilirler tabii. Orta taraf mı, Nexus mu? Orta taraf bence. Taraf. Garanti. Yiğinler de çok az, yani Brand bunu en kötü ultisiyle temizlerdi. Abi zaten TF'iniz var, niye risk alasınız? Oyun tamamen size dönmüş. İkinci ejderde son teklif Dark Passage tarafına yazıldı. Baron'umuz çok fazla DP'nin. Baron bitti. Baron bitti. Buraya bir Fiesta anca rokette fosfor bombasıyla çalarsa çalar. Denedi ama şef hata yapmıyor. Sarıkart. Üzerine kullanılan bir kitle kontrol. Kerry nasıl yok oldu? Yarıcağından yok oldu. Yakalanan bir de Skins var. Kartus ultisi canları yarıya indiriyor. Arkaya burada biter. Yanda da Fiesta düşecek. Dakika 26. Bu sefer DP çok fazla uzatmıyor. Ve 2-0'a gidiyoruz finalde. DP. Birçok beklentinin aksine muazzam bir başlangıç yaptılar. İkinci maçta da aynı şekilde devam ettirdiler. Bu maçı da bitirmeye çok yakınlar. Hatta bitti diyebiliriz. Minyonları temizlemeleri lazım. Ya Kerry'nin gelmesine birkaç saniye var. Sıçrası ultisi var Kerry'nin. Ama çok mümkün görünmüyor. Trajedi atıldı. Ya çok kuleden çok hasar aldılar. Az hasar aldı. Rave çok hasar aldı. Deneyecekler mi bakalım? Şef'te bir hasar alıyor. Yalnız kuleyi çok hızlı düşürebilecek isimler var. Sarı kart çekildi. Unforgiven sonlanıyor. Zest'in sarı kartıyla beraber. Şimdi geldi o sarı kart. İlk Nexus kulesi düştü. Armut'un canı bayağı azalmış durumda. Fiesta da gelecek ve risk almadı DP. DP kendisi kaşındı burada. O kadar kule tanklamak zorunda değil yani. Rup kuleye düştü. Yani canının evet, çoğunu aynen. Kuleden... O ışığa oynamak istiyor buraya. Hadi bakalım. Canlar çok az. Kerry'de sıçra var. Fiesta. Ah bir kitle kontrolüm olsa diyordur, oynadı şampiyonda. Hiç yok. Şef, kalcam var yetmedi. Düşmedi. Yakalandı burada ve üzerine skor geliyor. Şimdi Kerry girdi. Ay içeri atlayan bir isim var Unforgiven. Yeterli olacak mı, acaba olacak mı duruyor. Armut da geldi. Yoksa. Skorları toplayan bir Supermassive var. Ama birinin minyonları tutması lazım. Hemen ışınlan da gidiyor minyonları tutmaya Armut. Kule düşmüş. İkinci kule de gitmiş. Armut ışınlanıp aldı. Kerry pozisyon bakıyor. Kart. Bu arada kart ulti geldi. Oyunu bitirmeyi deneyecekler. Armut üzerine bir hamle var. Armut yarışanı kaybetti. Yan taraftan uzaklaştırılan bir Kerry var. Skins canı çok azalmış durumda. O ne? Fiesta! Çiçek açtı. Dördüncü Vermon'u yok etti ve DP birkaç dakika gecikmiş olsa da kazanmayı başarıyor ve yaz mevsimi finalinde son teklif.com Dark Passage
Savic 2-0 önde. Son zamanlarda gördüğüm en kötü kırmızı taraf kullanımlarından bir tanesi ya. Ve iki oyundur. İki oyundur evet. Ya belki bu şampiyon havuzundan kalan tercihlerden kaynaklı ama yani bilmiyorum, kırmızı tarafı bu kadar isteyip daha iyi bir şeyler çıkaramaması beni şaşırtıyor Sutun. Ki alt tarafta üst koridorlar çok yasaklanıyor Johnny. Jace'ler, Kenan'lar, Vayne'ler yani iki tarafta, üst tarafta bir şeylerin kopacağının farkında. O ana carry şampiyonları yasaklamaya devam ediyor. Yani son teklif Dark Passage bence bir önceki oyuna göre o kazandığı erken öndeki üstünlüğü haritada daha hızlı kullandı. Oyun evet. Daha erken bitebilirdi. O bir üste girmede birazcık can kayıplarından dolayı bir 3 dakikada uzadı. Nazarlık.